Evet, sesim geliyor. Değerli katılımcılar, sizlere şimdi kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde yeri ve önemi bakımından tavukla ilgili bazı bilgiler vermeye çalışacağım. Dünyada 600 bin hayvan türünden yalnızca 10 bin kadarı kuşlar sınıfına ait. Yani %1,5 sadece kuşlar sınıfına ait. Bunun da sadece birkaç tanesi gıda üretim amacıyla, insanlığa gıda üretim amacıyla evcilleştirilmiş olan türler. Bunların da başlıcası tavuk olarak karşımıza çıkıyor. Baktığımız zaman evrimleşme sürecinde kolumbaves, etlik güvercin ve deve kuşları hariç diğer tüm çiftlik kanatlıları iki takım içerisinde bulunuyor. Bunlar Anseriformes, tavuk, kaz, kuğu ve ördeklerin bulunduğu ve Galliformes dediğimiz tavuk ve benzerlerinin bulunduğu takımlar. Gallus gallus, kırmızı orman tavuğundan milattan önce yaklaşık 8000 yıl önce evcilleştirildiği biliniyor. Ve evcilleştirildiği bölgeden farklı kıtalara, ki ilk önce Afrika kıtasına, sonra milattan önce 3000'li yıllarda Avrupa'ya ve 15. yüzyılda da Amerika'ya tavuk taşınıyor. Ve taşındığı her yerde de yerel tavuk ırkları meydana çıkıyor. Tüm ırkları göz önünde bulundurduğumuzda 1500'e yakın tavuk ırkından bahsedebiliriz. Bunlar tabii ki bir kısmı süs ve hobi ırkları olarak halen daha günümüzde yetiştirmeye devam ediliyor. Bunlar dövüşçü soylar, gösteri amaçlı soylar, kombine verimli ırklar gibi standart tavuk ırklarını oluşturuyor. Bir de araştırma ve üretim amaçlı, yani bizim sofralık yumurta ve tavuk eti tükettiğimiz ırklar özelleşmiş olarak etçi ve yumurtacı olarak özelleşmiş durumda. Şimdi tavuk neden önemli? Tavuk sadece insanlara hayvansal kaynaklı protein sağlamak değil, bunun yanında omurgalı biyolojisi, sağlık çalışmalarında model hayvan olma, insan aşıları ve biyoteknolojik uygulamalara hücre ve yumurta sağlama, diğer 9600 kanatlı türünü de anlamak üzere model hayvan olma ve bunun yanında insanların da boş zaman aktiviteleri olarak, hobilerinde yer alarak birçok fayda sağlamakta. Tabii bu bir anda üretim, sürdürülebilirlik bir anda olmuyor ve tarihi süreçte geçim için kullanımdan üretime, üretimden üretkenliğe, üretkenlikten sonra da günümüzde çok konuştuğumuz sürdürülebilirliğe geçiyor. Tabii ki tavukları etçi ve yumurtacı olarak ayrı ırklar, ayrı soylar olmasını sağlayan en önemli özellik genetik yapıları. Ve bu genetik yapılarını biz 100 yılı aşkın süreçte yaptığımız yoğun ıslah programlarıyla sağlamış bulunmaktayız. Görmüş olduğumuz gibi aslında tavuk tek bir tür gibi düşünülüyor. Fakat günümüzde artık yumurtacı ve etçi ırklar ayrı ayrı profesyonelleşmiş hayvanlardır. Tabii 1500'e yakın tavuk ırkından bahsettik ama bunlar içinde sadece iki elin parmağını geçmeyecek kadar sayıdaki tavuk ırkı günümüzde ticari üretimde kullanılan ve ticari üretimde kendine yer bulan hayvanlar. Bunlardan örnek verecek olursak beyaz yumurtacılarda Leghorn ırkından kaynak alıp daha sonra kahverengi yumurtacılarda bazı asil Malay ırklarının melezlenmesiyle ortaya çıkarılan Rhode Island Red gibi ırklarla melezlenmeyle ortaya çıkmış. Bunun haricinde etçi soylar ise Cornish ve Plymouth Rock gibi ırklardan köken almıştır. Tabii ki bunu sağlayan bir gen akışı var. Gen akışını da etkileyen birçok faktör bulunmakta. Biz kitlesel üretim yapıyoruz tavukçulukta. Tavukçulukta kitlesel üretimle biz başarıya ulaşıyoruz. Bunu sağlamada da özelleşmiş soylar, özelleşmiş hatlar kullanılıyor. Islah firmalarının elinde
yaklaşık 35-40 hat bulunmakta. Bunlardan en iyi kombinasyonu oluşturanlardan bazıları baba hattının ana ve babası, bazıları da ana hattının ana ve babası olarak özelleşmekte, seçilmekte. Ve bu gelişim kolay bir şekilde olmuyor. Bizim ticari hibritlerde ortaya çıkan bir gelişmeyi takip etmemiz 5 yıl gibi bir süreç alıyor. Yani safatlar, birinci jenerasyon, büyük ebeveynler, büyük ebeveynler, ebeveynler ve en son 5. yıl etlik bilişlerde veya yumurtacılarda biz yapmış olduğumuz uygulamaların sonucunu görmekteyiz. Ve genetik olarak diğer çiftlik hayvanlarında karşımıza sıklıkla çıkmayan heterosis dediğimiz, melez azmanlı dediğimiz özellik tavukçuluktaki başarının ya da kanatlı sektöründeki başarının en önemli genetik unsurlarından biri. Burada döller ebeveynlerinden daha üstün performans sergileyebilmekte. 2015 yılında tüketilen etlere baktığımız zaman et tüketim oranlarına domuz birinci sıradaydı. Fakat 2016 yılında kanatlı eti bunu yakaladı ve daha sonrasında hızlıca geçti. Ve bugün biz 140 milyon tona yaklaşan bir kanatlı eti üretiminden bahsetmekteyiz. Bu kanatlı eti üretimi içerisinde de üretimin %86'sı tavuklardan kaynaklanmakta. Yani 1960'larda 10 milyon tona ulaşmayan tavuk eti üretimi 2000 yılında 69-70 milyon tona, 2010 yılında 97 milyon tona, 2020 yılında ise 135 milyon tonu aşan bir seviyeye gelmiştir. Bu seviyedeki üretim 600 milyon ebeveynden üretilen her yıl 70 milyar etlik pilicin kesilmesine denk bir sayıdır. Yine bu üretilen tavuk etlerinin %90'ı genç yaşta kesilen etlik bilişlerden sağlanmak. Dünyada 1965 yılında 5 kilogram sadece üretilen tavuk eti günümüzde 3 katını aşmış. Ülkemizde ise sadece 2 kilogram olan bu yıllardaki tavuk eti 11 katına ulaşmıştır. Peki bu nasıl oldu? Yine süreç içinde etlik ebeveyn tavuklarda 1976 yılında yalnızca 155 adet kuluçkalık yumurta elde edilip bunlardan 116 adet piliç elde edilirken günümüzde bu sayıda, yani 1976 yılındaki yumurta sayısına eşdeğer etlik piliç üretimi dişi bir ebeveyn başına sağlanmış durumda. Yine 1920'li yıllarda 120 günlük bir üretim periyodunda yalnızca 1 kilogram canlı ağırlığa ulaşabiliyorduk. Bugün 3 hafta gibi kısa sürede bu ağırlıkları aşıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi 42 günde neredeyse 3 kilogram canlı ağırlık ve bunu çok etkin bir şekilde sağlamış durumdayız. Yine baktığımız zaman bu fotoğrafa da son 70 yılda ıslahla sağlanan et, tavuk eti anlamında ıslahla sağlanan gelişimi bu fotoğraf bize çok net bir şekilde göstermekte. Peki bunu sektörel olarak nasıl sağlıyoruz? Ülkemizde tüm dünyada olduğu gibi piliç eti sektörü artık entegre şirketlerin bir entegrasyonun içerisinde ve ıslah firmalarından entegre firmalar aldıkları anaçları büyütüyorlar ve buradan süreç içinde tüm diğer katmanlarla, unsurlarla beraber bizlere piliç etini sağlamaktadırlar. Yine 334 damızlık işletmede ebeveynler üretilmekte ve yaklaşık 12 bin ticari etlik piliç kümesinde 2.3 milyon ton ülkemizde tavuk eti üretilmekte. Ve bu
kişi başına tavuk eti üretimimizde 22 kilogramı aştığını söylemiştik. Neden önemli piliç eti sektörü? Çünkü piliç eti sektörü doğrudan 600 bin kişi, doğrudan veya dolaylı olarak 600 bin kişiye istihdam sağlamakta. Ve bunun aileleri de göz önüne alındığımız zaman 2,5 milyona yakın kişi doğrudan veya dolaylı olarak bu sektörden hayatını, geçimini sağlamakta. Bu sektör büyüdükçe beraberinde birçok sektörü de büyütmekte ve ülkeye katma değer sağlamaktadır. Yine tavuğun sağladığı en önemli faydalardan biri etiydi. İkinci faydası biyolojik değerini yüz kabul ettiğimiz, yani tam kabul ettiğimiz sofralık yumurta da bize tavuğun sağlamış olduğu en önemli katkılardan biri. Yine yumurta tavukçuluğu da yaklaşık 5000 adet ticari kümeste bugün yetiştirilmekte ve 20 milyar adet yumurta üretimine ulaşmış büyük bir sektörden bahsediyoruz. Yine bu sektörde de çok ciddi doğrudan veya dolaylı olarak insanların geçimine katkı vermekte. Peki bu nasıl oldu? Birden bire olmadı. Bu da tabii ki tarih içinde, süreç içinde genetik ve ıslah, yetiştirme, besleme, sağlık konusundaki bütün gelişmelerle beraber fakat bunun %85'i genetiktir. Bir gelişimle beraber bugünlere geldi. Bu tablo beni biraz da hüzünlendiriyor. Çünkü 1939 yılında Ordinarius Profesör Doktor Kadri Bilge Emre Hoca'nın yazmış olduğu tavukçuluk kitabında bizim Denizli ve Gerze ırkı yerli ırklarımız 100 adet yumurta verimine sahip diye kayda geçilmiş. 100 yıl önce. Bugün de hala aynı yumurta verimine sahip. Demek ki ısla yapsaydık biz de en azından 260, 280, 300'leri bulmazdık belki ama 200'leri bulurduk ve ticari genotiplerde belki de bu hayvanlar kendilerine yer bulacak. Bu neden önemli? Bu şundan dolayı önemli. Biz COVID-19 pandemisinde şunu gördük ki yerel kaynaklar çok önemli. Dışarıdan bir şey alamadığınız zaman siz kendinize yetebiliyor olmak zorundasınız. Ve bizim birçok ırkımızın kendine has özellikleri var. Denizli ırkımızın mesela özellikle vurgulayalım. Sıcağa karşı toleransı yüksek. Yine bizim yerli bir ırkımız, çıplak boyunlu tavuklarımız fakat pek bilinmese de bunların da sıcağa karşı toleransları çok yüksek. Hatta yurt dışında İsrailli bir bilim adamı, meslektaşımız bunlardan tamamen çıplak ve sıcağa karşı oldukça toleranssız sıcaklık stresine genotipler üretebilmiş durumda. Biz niye üretemeyelim? Bu yüzden tavukçuluk önemli. Yine görmüş olduğunuz gibi kişi başına 240 adet dolayında bir yumurta üretimi var. Toplam yumurta üretiminden bahsetmiştik. Burada yaklaşık 200 adeti iç piyasada tüketiliyor. Kalan kısmı da ihraç edilir durumda. Yine etlik bilinçlerde belki bahsetmeyi unuttuk ama yemden yararlanma, yem tüketimi en önemli unsur. Biz tavukçuluğun farkını, tavukçuluğun önemini 1 kilogram ürün üretmek için tükettiği yem ve su miktarına göre ölçeriz. Bunda da diğer kara hayvanların hepsinden daha etkin konumdadır. Yine yumurtada da yemden yararlanma yönünde çalışmalar hızlı bir şekilde devam etmekte. Yine ıslahçılar bugün kabul edilir düzeyde bütün özellikleri geliştirmeye çalışıyorlar. Yumurtanın artık verim biyolojik olarak sınırlara doğru eriştiği ve kaliteye doğru artık bir yönelim gözlenmekte. Ve tavukçulukta en önemli unsurlardan son zamanlarda genetik çalışmalarla
hastalıklara karşı dayanıklılık geni olan hayvanların, bireylerin bulunması önem arz ediyor. Yine bakın 1960'lı yıllarda 1 kilogram yumurta üretmek için 3 kilogram yem tüketmesi gerekiyordu ticari hibritlerin. Fakat bugün 1.75 kilogram yem, yani neredeyse yarısına kadar geliştirilebilmiş durumda. Şimdi ıslah firmaları performansla ilgili özelliklerde zaten tavukta belli bir yere eriştiğimiz için artık sağlık ve refahı da ıslah modellerine koymuş durumdalar. Demin de bahsetmiştik ama özellikle küresel ısınma ve Covid-19 gibi pandemilerde gıdaya ulaşabilirlik, yerel kaynaklar çok önemli. Biz bu yüzden daha çok çalışmalıyız ve tavukçuluk sektörü çok gelişmiş bir sektör. Bunu daha çok ülkenin lehine kullanmamız gerekiyor. Hayvansal ürünlerin tüketimindeki yıllık artış %7 oranında. Kanatlı üretim sektörü de dünyada 8 milyar insanın hayvansal kökenli gıda ihtiyacının yaklaşık %40'ını karşılamakta. Özellikle endüstriyel işletmelerde yapılan hayvancılıktan dolayı bizim artık hayvansal üretim toprağı, suyu, genetik çeşitliliği olumsuz şekilde etkileyebilir duruma gelmiştir. Arazi kullanım değişikliği, enteritik fermentasyon ve gübre yönetimi gibi pek çok yolla iklim değişikliğine artık hayvancılık sektörünün de olumsuz katkılar verdiği söyleniyor. Fakat tavukçuluk bu yönden şanslı veya iyi konumda diyebiliriz. Çünkü hayvancılık sektörü içinde iklim değişikliğine olumsuz katkı bulunan sığır başta olmak üzere büyükbaş hayvanlar daha olumsuz katkı vermekte. Bu yüzden de tavuk ve diğer kanatlı türleri etkin bir şekilde ürün üretme bakımından ön plana çıkmakta. Bakın, dünya nüfusunun %90'ı Asya ve Afrika kıtasında bulunuyor. Fakat burada kullanılabilir suyun sadece 1/3'ü mevcut. Ve bu ne demek oluyor? Bundan sonraki süreçte hangi türün üretileceğine su varlığı karar verecek. Ve baktığımızda 1 kilogram sığır eti üretmek için biz bunun otunun üretilmesinden, kendi beslenmesine, buzağısını yapmasına ve o buzağının besiye alınmasından kesimine kadar tüm süreçte 16 bin litre suya ihtiyaç duyuyoruz. Bu domuzda 6 bin litre su. Peki tavukta veya diğer kanatlılarda sadece 3 bin litre suya ihtiyaç duyuyoruz. Bu da ne demek oluyor? Tavuk ve kanatlılar etkin bir şekilde üretimde önemli bir rol alacak ilerleyen süreçte. Yine yem değerlendirmelerine baktığımızda 1 kilogram sığır eti üretmek için biz 8-10 kilogram yem yedirmek zorundayız. Yine küçük başlarda 1 kilogram et üretmek için 4-6 kilogram yeme ihtiyacımız varken bu tavuk eti üretmek için 1.6'lara kadar düşmüş. Ve yumurta için 2'den daha aşağıda ve diğer kanatlı türlerin hepsinde de 5'ten yüksek değil. Şunu biliyoruz ki kanatlılar iklim değişikliğinden bitkilerden sonra en çok etkilenen canlı grubu. Bu yüzden de özellikle tavukçuluk alanında rekabet gösteren firmalar yerli gen kaynaklarını araştırmaya başlamış durumda. Ve özellikle kanaatkar hayvanları bulmanın ve bunları ıslah modellerine dahil etmenin yollarını aramaktadırlar. Bunları geçebiliriz. Yani tavuklar az yem tüketmeleri ne demek? Daha az dışkı üretmek, daha az çevre sorunu, daha az iklim değişikliğiyle ilgili problem
ve daha az olumsuz etki diyebiliriz. Bugün tavukçuluk sektöründen yalnızca ülkemizde 10 milyon tona yakın gübre üretilmekte. Biz bu gübreyi eğer biyogaz gibi sistemlerde değerlendirebilirsek bu sefer o da bizim yine artımız olur. Yem önemli olduğu için artık ıslah firmaları bireysel yemden yararlanma testlerine oldukça fazla önem vermektedirler. Yem neden önemli? Çünkü tavuğun yediği yem aslında insanlığın da gıdası. İnsanların da yediği yem. O yüzden biz gıdamızı yine hayvansal kökenli gıda üretmek amacıyla hangi türlerle paylaşacağımıza yemden yararlanma oranı dediğimiz yemi etkin kullanan türler karar verecek. Gene gördüğünüz gibi. Evet, 2050 yılına kadar talep bugünden daha da artmış olacak. Ve tüm üretim süreçlerinde enerji sarfiyatımız oldukça fazla. Bunları da daha etkin üretim yaparak düşürmek zorundayız. Ve artık teknolojinin gelişmesiyle beraber biz tavukçulukta, özellikle tavukçuluk başta olmak üzere tüm kanatlı sektöründe artık hassas tarımı, akıllı tarımı diğer bir ifadeyle göreceğiz. Zaten sektörde, üretimde tamamen teknolojik gelişmeler ışığında ve tamamen çevre denetimli kümeslerde yapılmakta. Bu daha da ileriye taşınacak. Peki biz ülke olarak ne konumdayız? Maalesef dışa bağımlı konumdayız. Damızlık olarak neredeyse materyalimizin tamamını dışarıdan temin ediyoruz. Fakat tavukçuluk araştırma istasyonunda geliştirilen 4 farklı hibritimiz geleceğe dair biraz daha umutlanmamızı sağlıyor. Tavukçuluk araştırma istasyonlarında 11 tane hat bulunuyor. Bunlar çok değerli. Ve Atak, Atakes, Atabey ve Akbay bu 4 hibrit de gelecekte kendilerine pay bulabilirler. Eğer biz doğru çalışmalar yaparsak. Yine etçi tavuklarda da Anadolu T dediğimiz Eskişehir geçit kuşağında geliştirilen hibritimiz geleceğe yönelik bizim umutla bakmamızı sağlayan unsurlardan biri. Şimdi buraya kadar çok şey anlattık belki ama tavuk etinde tavuk neden çok daha etkin bir konumda? Çünkü beraber hesap yapalım gelin. Bir sığırdan gebe kaldı, buzağladı, iki buzağlama arasının ülkemizde 450 günleri bulduğunu falan geçiyorum. Bir yıl gebe kaldı, bir yılda buzağısı besiyle kesime geldi. İki yılda 500 kilograma varan bir tosun kestiğimizde %60 karkas randımanıyla 300 kilogram. Onu da 2 yıla böldüğünüzde bir dişi damızlık sığır yaklaşık olarak 150 kilogram et bırakmakta dünyaya. Buradaki hesaplarımıza göre bakın, bir etlik bilinçten 2 kilogram karkas alıyoruz ve bir dişi ebeveyninden 150 adet kesime piliç gönderebiliyoruz. Yani bir tavuğun dünyaya bırakmış olduğu et miktarı 300 kilogram seviyesindedir. Ve bunu çok daha etkin bir şekilde yapmaktadır. İşte bu yüzden tavuk tüm çiftlik hayvanları içerisinde en önemli konumdadır. En önemli konumdadır ve bütün dünyada da bu şekildedir. Tüm bu açılardan baktığımızda günümüzde en çok üretilen et kanatlı et olmuş ve bu bir doğal sonuç ve en etkin kara türü hayvanı olarak karşımıza çıkmıştır. Yine sofralık yumurta üretimi de açık ara dünyanın kaliteli, nitelikli protein ihtiyacına cevap vermektedir. Kanatlı sektörü açısından baktığımızda ülkemizin birçok avantajı var. Son olarak bu anlattıklarımızın yanında tavukçuluk sektörü tavukların hangi özelliklerinden dolayı daha hızlı bir şekilde gelişmiş? Çünkü tavukların üreme kabiliyetleri yüksektir.
yatırımın paraya dönüşü kısadır. Hiçbir inanç sisteminde kısıtlanmamıştır. İnsanın bedensel ve zihinsel gelişiminde önemi ortaya çıktıkça tüketimi artmıştır. Barındırmada daha az alana ihtiyaç duyar. Yılın her dönemi üretim yapılabilir. Jenerasyonlar arası süre kısa ve kısa sürede ıslah sonuç verir. Ve süs ve eğlence amaçlı yetiştiren genotipler de tavukçuluğun gelişimine katkılarda bulunuyor. Evet, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum. Ahmet Bey'e konuşmasından dolayı çok teşekkür ederiz. Orion ekibindenim ben de. Kendisine katılımından dolayı bir plaket takdim etmek istiyorum. Şöyle takdim edeyim. Sağ ol. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Çok naziksin. Sesim biraz kısık. Estağfurullah. Estağfurullah.